gidiyor musun? Gidiyorum. Fırat'ı görmem lazım. Ama çıkınca arayacağım seni. İstersen yemeği akşam dışarıda yeriz. Çok sürer mi işin? Geç kalmayacağım. Merak etme. Zaten kalamam. Çünkü sen neredeysen aklım hep burada. Ayrıca Reyhan, bu kaçırılma hadisesi yüzünden sakın konağa kapatıldığını zannetme. Öyle bir şey yok. Bundan sonra istediğin zaman konağa girip çıkacaksın. Kimse de sana hesap soramayacak. Sadece yanına bir koruma alırsan kocanın işi rahat eder. Bilmem. Bana inandığını bilmek benim için her şeyden değerli. Sağ ol. Sana inanıyorum Leyla. Bütün kalbimle inanıyorum. Değil, panayır yeri. Bunu diyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama Azize karısı bu sefer haklı. Bence de o not meselesinin ardında Şadoğlu var. Ya Miran haklıysa? Ya başka bir düşman varsa? Saf olma gönül. Meydandaki o yemek ne peki? Miran o yemeği niye verdi? Reyhan'ın itibarını kurtarmak için. Senin meydandaki yemekten nasıl haberin oldu anne? Evde sana konuşan bana konuşmayacak mı? Şehriyar sağ olsun. 8 kapıya 9 çomak sallıyor. Her şeyden haberi var. Şimdi senin tek derdin benim meydandaki yemeği nasıl öğrendiğim mi? Gözünü aç gönül. Azize Aslan Bey çöküyor. Sen de bunun altında kalmamak için uyan da doğru kızım. Reyhan neredeyse bağrına basacaktın. Babaannen ne dedi sana? Ne dedi delal oldu dilin? Bir şey demeyecek misin? Ben diyeceğimi dedim anne. Başka da sakladığın bir şey yok. Gönül, bu evde ne olduysa sen nikahını verdikten sonra oldu. Farkında mısın? Nasıl verdin nikahını aklım almıyor. Babaannen ne dedi de ikna etti seni? İyi. Sus. Ama susmak senin için hiç iyi değil kızım. Sen bana gerçeği söylemesen de ben bu işin aslını öğreneceğim. Çünkü bu yıkıntının altında kalmaya hiç niyetim yok. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.